tedavisine geldiğimiz zaman tiroid kanserinin tedavisi cerrahidir. Tartışmasız. Tiroid bezinin her iki tarafında alınan total tiroidektomi dediğimiz bir cerrahi uygulanır. Bu cerrahinin tabii ki bir takım yan etkileri vardır. Bugün herhangi bir ilaca baksanız prospektüsüne bir sürü yan etkiler görürsünüz. Tabii. Cerrahinin de bir takım komplikasyonları vardır. Onun için bunu hastaların bilmesi gerekir. Gereksiz ameliyatlar yaparak bu riskleri almamak gerekir. Bunların başında ses kısıklığı gelir. Ses yorgunluğu gelir. Kanama gelir. Ya da kalsiyum salgılayan bezlerin beslenmesinin bozulması sonucu ortaya çıkan hipokalsemi dediğimiz tablo görülebilir. Bu komplikasyonlar deneyimli kişiler tarafından yapıldığı takdirde %1 civarındadır kalıcı olma olasılığı. %0 diye bir şey yoktur, mutlaka olabilir. Geçici olabilir ama kalıcı olma olasılığı %1 ila 2 arasında değişmektedir. Kanama olabilir ama günümüzde hem damarları mühürleyip hem de kesen aletlerin klinik uygulamaya girmesiyle birlikte bu tip kanama gibi komplikasyonlar daha seyrek görülmeye başlanmıştır. Çünkü tiroidde de bazen öldürücü olabilecek kanamalar bile olabilir. Bunlar geçmişte çok sık rastlanabiliyor ama günümüzde bunlar giderek azalmıştır. Bütün bu komplikasyonları göz önüne aldığımızda tiroid cerrahisinde yaklaşık %1 ile 2 arasında böyle bir risk taşır. O yüzden cerrahiye karar verirken mutlaka elimizde pozitif donör olması gerekir ki gereksiz yere hastayı riske etmeyelim. Bu komplikasyonlardan kaçınmak için bir takım yollar da vardır. Bir takım günümüzde teknolojik olarak, örneğin sesle ilgili olarak sesleri monitörize eden özel tüplerle birlikte tiroid bezin arkasına yer alan ses tellerimizi hareket ettiren sinirleri takip etmemiz ve bunlardan komplikasyonlara maruz kalmasını önlememiz mümkündür. Ama bütün bunlara tedbirleri alsanız bile demin de bahsettiğim gibi %1 ila 2 oranında bu komplikasyonları görmek mümkündür.